Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün milat. Bugün evet şaka bir yana arkadaşlar. Bugün 2019 KPSS güncel bilgiler 1 videosu ile beraber birlikteyiz. Ne yapıyoruz? İlk defa izleyenlere biraz tarif edeyim. Benim bu paylaştığım bilgileri eğer küçük bir tane not defterine not alırsanız 6 tane güncel bilgiden ortalama 4-5 tanesini bir aksilik olmazsa yıl sonunda Temmuz'da KPSS'de yapacağız arkadaşlar. Güncel bilgilerin yanında ben anayasa da ekleyeceğim. Devamında birlikte yolumuza devam edeceğiz. Bakalım nasıl ilerliyor süreç. Evet, not defterinizi önünüze aldıysanız hemen birlikte başlıyoruz. 2018 Kasım ayında Hatay ilimizde açılan yeni sınır kapısının adı nedir? Bu soruya yıldız, çiçek, böcek ne varsa atıyoruz arkadaşlar. Evet, bence çıkabilir. Güzel bir soru. Evet, Zeytin Dalı. Kasım ayında yani yeni, çok güncel. Hatay ilimizde açılan sınır kapısının adı Zeytin Dalı. Güncel de gelmezse coğrafyada çıkabilir. Not alalım ve yıldız koyalım. Önemlidir. 2018 Kasım ayında çok güncel bilgi yine. ABD tarihinin en büyük yangını olarak nitelendirilen yangını hangi eyalette başlamıştır? Çok büyük bir yangın. Bayağı gündem oldu. Kaliforniya arkadaşlar cevabımız. Evet. Expo 2023 hangi ilimizde yapılacaktır sorusu. Kahramanmaraş 2023'te, Expo Kahramanmaraş'ta yapılacak arkadaşlar. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2018 yılında Van kahvaltısının hangi değeri tescillenmiştir? Yani Van kahvaltısı Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından koruma altına alınıyor. Peki bunun adı nedir? Hangi kahvaltı türü arkadaşlar? Kavut. Kavut kahvaltı türü Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiştir arkadaşlar. Cehennem Ağzı Mağarası hangi ilimizde bulunmaktadır sorusu. Zonguldak arkadaşlar. Cehennem Ağzı Mağarası Zonguldak'ta bulunmaktadır. 2019 yılı FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası hangi ülkede yapılacaktır? Bunu bir kez daha sormuştum ve şöyle kodlamıştık. Unutmamanız için şöyle bir şey uydurduk hep beraber. FIFA, yani bunun aslında çok daha bilindik olanı FIFA ya. Bu da FIBA, FIFA'nın çakması gibi diye düşünürsek Made in China yani Çin. FIBA yani çakma gibi duruyor ya hani. O yüzden Çin diyeceğiz. Evet, bunun cevabı kalmış. 2018 Kasım ayında göreve başlayan Türkiye'nin ilk sondaj gemisinin adı. Yine güncel, çok güncel bir bilgi. Sondaj gemisinin adı Fatih arkadaşlar. Göreve başlamış gördüğünüz gibi. Mukaddime adlı eseriyle tanınan felsefeci ve toplum bilimci kimdir? İbni Haldun diyeceğiz arkadaşlar. Üçüncü havalimanımız olan İstanbul Havalimanı'ndan ilk sefer nereye yapılmıştır sorusu arkadaşlar. Yine haberlerde bayağı bir yankılandı. Hatta bunu kullananlar çok heyecanlanmış. Bileti böyle saklayacağını söylüyorlardı. Ankara, yani İstanbul Havalimanı'ndan ilk uçuş nereye yapılmıştır gibi soru gelirse Ankara arkadaşlar. Çok pardon. Zeugma Antik Kenti hangi ilimizde yer almaktadır sorusu. Zeugma Antik Kenti Gaziantep ilimizde yer almaktadır diyeceğiz. Arkadaşlar bunu da en son sizin için yaptım. İsterseniz defterinize bu şekilde not alın. Arka sayfasına cevaplarını yazın. İsterseniz de tek tek not alın. Mesela 2018 Kasım ayında Hatay ilimizde açılan sınır kapısı adı nedir? Hemen arka sayfasına işte Zeytin Dalı. Ya da 2018 Kasım ayında ABD tarihinin en büyük yangını olarak nitelendirilen yangını hangi eyalette başlamıştır diye yazın. Hemen arkasına Kaliforniya. İşte Expo 2023 hangi ilimizde yapılacaktır? Hemen arkasına Kahramanmaraş gibi. Bu şekilde bunların hepsini ben buraya yazdım. İsterseniz tek tek not alın. İsterseniz de ben bunu bir sayfaya yazdım. Videoyu şu an durdurun. Tüm soruları 10 tane olarak ben not aldım. Bunları defterinize yazın. Benim paylaştığım her videoyu not alırsanız
6 tane güncel bilgiden 4-5 tane ortalama soru geliyor. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar. Hoşça kalın arkadaşlar.